Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'la değerlendireceğiz. Hem Metin Feyzoğlu'nun katılmasını hem de Erdoğan ve Yargıtay Başkanı Cirit'in de açıklamalarını. Merhabalar Erinç Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle Feyzoğlu'nun açıklamalarından başlayalım. Feyzoğlu önceki senelerde katılmıyordu bu törenlere. Ancak işte açıklaması da şu şekilde: ben daha önce davet edilmiyordum. Bu sene davet edildim ve bir diyalog ortamının sağlanması için de buraya katılınması gerektiğini düşünüyorum dedi. Ama 52 baro başkanı bu görüşe katılmadı. Bugün de oraya gitmediler. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu öncelikle? Şimdi tabii şunu ifade edeyim. 2016-2017 adli yıl açılış törenine Türkiye Barolar Birliği Başkanı statüsünde Sayın Metin Feyzoğlu davet edildi. Evet. Ve yine konuşma hakkı da vardı o davette. Ancak Sayın Feyzoğlu tam da bugün 52 baronun hemen hemen tamamının altını çizdiği gerekçelerle, yani bu şekilde yürütmenin hakimiyeti altında, bu çatı altında yapılacak bir adli yıl açılışının yargı bağımsızlığını belirleyeceği, kuvvetler ayrılığı ilkesine tamamen zıt olacağı ve adil yargılanması kadar yargılamanın adil görülmesi, yargının bağımsız olması kadar bağımsız görülmesinin de önemli olduğu gerekçeleriyle. Yani bugün tam da bizim anlattığımız gerekçelerle bu talebi hukuki gerekçelerini de sunarak reddetmişti. Zaten baktığınızda bizim bugün Türkiye Barolar Birliği'nin gidip gitmemesi noktasında söz söyleme hakkı olan avukatlar olarak sorduğumuz soruların başında bu husus geliyor. 2016-2017 adli yıl açılışına katılmama gerekçelerinin üzerinden ne değişmiştir? Baktığınız zaman Türkiye'de yargı bağımsızlığının sağlanmasına dönük, adil yargılanma ilkesinin hayata geçirilmesine dönük olarak hangi adımlar atılmıştır ki o günkü kaygılardan uzaklaşılarak bugün sarayda yapılacak bir açılışa katılım gösterilmiştir. Tabii bunların cevabını alamadık. Hep bir cevap var. Çok da özür dilerim, ifade etmek istiyorum. Özenle dinledim konuşmaları. Evet. Söz konusu olan vatandaşın geri Gerisi sesleri hakkında teferruatlar. biz bugün buradayız deniliyor. Tabii bu bizim maalesef siyasal iktidardan alışık olduğumuz bir söylem. Kendisi gibi düşünmeyenleri, aynı şeyleri ifade etmeyenleri milli ve yerli olmamakla suçlamak, hatta daha da ötesine giderek terörize etme noktasına getiren açıklamalar çok uzak olduğumuz açıklamalar değil. Ancak bunun Türkiye Barolar Birliği tarafından ifade edilmesi, yani oraya katılmayan barolar için sanki vatana ilişkin bu kadar en temel hepimizin kırmızı çizgisi olan, ortak noktası olan değerlerden uzak barolarmışız gibi bizlere de göstermesi gerçekten üzüntü verici bir olaydır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Peki Tabii ki Erdoğan'ın bir açıklaması var. İlk çözmemiz gereken meselelerden biri barolar başta olmak üzere tüm meslek teşekküllerinin seçim yöntemlerinin temsili demokrasiye uygun hale getirilmesidir dedi. Ne demek istiyor Erdoğan burada? şimdi tabii şu an mevcut sistemimizin temsili demokrasiye neresinin uymadığını açıklamadıkları için bu beyan üzerine çok fazla konuşamıyorum. Ancak tabii söyleyebileceğimiz birkaç kelime var. Şunu söyleyeyim, tabii temsili demokrasi noktasında bizim seçimlerimizde bir sorun var mı yok mu? Bunu biz oturup konuşmaya her zaman hazırız. Ancak şunu ifade etmek isterim. Sonuçta bizler icra organlarıyız. Bizler mevcut sisteme göre değerlendirdiğimiz zaman yasama organı değil, yürütme organı gibi ancak bizi değerlendirebilirsiniz. Haliyle bir baro başkanı olarak ben de çalışabileceğim yönetim kurulu üyeleriyle bir seçime girmek istiyorum. Ancak bu şu demek değil. Birçok kişi yönetim kurulu üyeliklerine ve diğer organlara aday oluyorlar ve Ankara özelinde söylüyorum, 17 bin avukatın oy kullanma hakkı var. Ve bu 17 bin avukattan fazla oyu alan herkesin listeleri vererek yönetim kurulu üyesi olması veya diğer organlarda görev alması mümkün. Evet. Biz birçok örneğini gördük. Ankara Barosu'nda bundan yıllar önce
baro başkanı farklı bir listeden seçildi. Düşünün, baro başkanından bahsediyorum. Diğer organları geçtim. Evet. Baro başkanı farklı bir listeden seçildi. Çünkü o baro başkanı adayı olan değerli meslektaşımız, değerli üstadımız Erdal Merdoğan, rahmetli anıyorum kendisini, meslektaşlarımız tarafından çok sevilen bir ağabeyimiz. Haliyle de bunun karşılığını seçimde aldı. Gördüğünüz zaman, baktığınızda bizim seçimlerimizde zaten kimse demokrasiye aykırı hiçbir durum söz konusu değil. O nedenle bu beyanın altını nasıl dolduracaklarını görmek gerekiyor. Daha kapsamlı bir yorum yapabilmek için. Peki siz anlayabildiniz mi örneğin Erdoğan'ın nasıl bir seçim yöntemi uygulanması gerektiğini söylediklerinden bu çıkarımı yapabildiniz mi? Daha önceden dile getirilen, yıllarca önceden dile getirilen bir miskin temsil tartışması vardır. Az önce aslında bahsettiğim konu da yani yönetim kurulları özelinde söylüyorum bunu. Baro yönetim kurulları bir icra makamıdır. Baro yönetim kurulları mevcut sistemdeki yasama organı gibi değerlendirilemez. Haliyle buralardaki nispi temsil sistemi baroları çalışamaz hale getirme noktasında bir kaosa sebebiyet verebilir. Eğer bundan bahsediliyorsa tabii nispi temsille ilgili konuşacağımız, söyleyeceğimiz birçok husus var. Ama hani tam olarak bilemiyoruz. Temsil demokrasi deniliyor. Zaten şu anki seçim sistemlerimizde biz o temsil demokrasiyi tam anlamında yaşıyoruz. Ayrıca asıl önemli olan husus da şudur bakın. 125 bin avukat var Türkiye'de ve bu 125 bin avukatın 110 bininin mensubu olduğu, yaklaşık olarak söylüyorum, 52 baro bugün yani %90'ın üzerinde, 52 baro az önce bahsettiğimiz gerekçelerle, yani yürütmenin çatısı altında, oranın hakimiyeti altında yapılacak bir adli yıl açılışının yargı bağımsızlığını ve kuvvetler ayrılığı prensibini zedeleyeceği gerekçesiyle buraya katılmama kararı aldı. Şimdi bu 125 bin avukata soruldu mu acaba, mevcut seçim sisteminin, mevcut avukatlık kanununda benimsenen seçim sisteminin, baroların seçim sistemleriyle ilgili bir rahatsızlıkları var mı? Neye göre temsili demokrasiden kim rahatsız şu anki seçim sisteminde? Hep hani milli egemenlik, millet iradesinden bahsetmiyor muyuz? Baroların seçimi özelinde de millet iradesi 125 bin avukatın iradesi demektir. Evet. 125 bin avukata bu sorulmadan, bu seçim sistemiyle ilgili bir kaygınız var mı sorulmadan, sadece yukarıdan ellerinde bulundurdukları siyasi iktidarın gücüyle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yapma gücüyle, bir sopa gibi seçim sistemimizi değiştiririz, onu yaparız, baroların önünden Türkiye Barolar Birliği'nin önünden Türkiye ibaresini kaldırırız. Hatırlarsanız 2018'de bunlar konuşuldu Türkiye'de. Evet. Barolara üye olma zorunluluğunu kaldırmak gibi şeylerden bahsedildi o zaman da. Bu maalesef savunmanın üzerindeki bu baskı her dönem hissediliyor. Özellikle baskıcı iktidarlar zamanında bu çok fazla hissediliyor. Çünkü yargının bağımsız kalan tek unsuruyuz. Ve yargıyı da bağımsız yapacak olan savunmanın bağımsızlığıdır. Ancak biz şunu görüyoruz. Savunmanın da bağımsızlığını yitirmesini istiyorlar. Savunma da tamamen yürütmenin hegemonyası altına girsin ve tamamen onların istediği şeyi söylesinler, farklı hiçbir şey söyleyemesinler istiyorlar. Bu tür sopa göstermelerin sebebinin de bağımsız savunmayı ortadan kaldırmak düşüncesi olduğunu inanıyorum. Evet, peki dediklerinize kesinlikle katılıyorum. Yani 125 bin avukata sorulması gerekir, yürütmenin buna müdahale etmemesi gerekir. Peki bu nispi temsil sistemi, örneğin iktidara yakın taraftaki avukatların daha mı işine yarayacak? Bu yüzden mi bu savunuluyor? Anlamak açısından soruyorum. Yani tabii her baro özelinde bu değişir. Ben diğer barolardaki seçim sonuçlarına göre kazanan adayın ve meslektaşlarının hangi yüzdelik oranlarla seçildiklerini bilemiyorum. Ama tabii ki şimdiden tahmin etmek mümkün değil. Tabii. Buradaki niyetin ne olduğunu az önce açıkça izah etmeye çalıştığımız temsil sisteminin yönetimleri zayıflatacağı, partilayacağı, öleceği ve oraları yönetilemez hale getireceği düşünülüyor ki bu tür söylemler 2007'den beri ortaya atılıyor. Bu yeni bir husus değil bunun ana sebebinin tamamen çünkü direnen, tek başına doğruları söylemeye gayret eden ya da yanlış bile olsa iktidarın düşündüğü gibi düşünmeyen,
bu tek başına bence yeterlidir. Evet. Biz her zaman en doğruyu söylüyoruz gibi bir iddiamız yok ortada. Ama bazen eğer bir hukuk devleti olduğu iddianız var ise, eğer bir demokrasiden yana tavır içerisinde olduğunuz ve demokrasiyi güçlendirmekten bahsediyorsanız farklı sesini tahammülünüz olması lazım. Evet. Bakın bugün adli yıl açılışının konusunun 52 bayanın katılıp katılmaması olmaması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konusunda bu olmaması gerekiyor. Burada bizim yargı sistemimizde inanılmaz sorunlarımız var. Ve bu sorunlar sadece bizim söylediğimiz sorunlar değil. Bunu Adalet Bakanlığı da kabul ediyor ki, yani siyasal iktidar da kabul ediyor ki, yargı reformu strateji belgesi adı altında yaklaşık 5 yıl sürecek bir program açıklıyorlar. Ve bu programa baktığınız zaman bunun içerisinde ifade hürriyeti var, bunun içerisinde hukuki güvenlik var, bunun içerisinde yargı bağımsızlığı var. Bunları bir siyasal iktidar bir program çerçevesinde söylüyor ise demek ki bunlar kabul ediliyor bu sorunlar. Şimdi bunların konuşulması gerekirken 52 bağının katılmaması konuşuluyor. Ve fakat dikkat edilmesi gereken nokta 52 bağına da katılmama gerekçesinde tek bir şeyin altını çiziyorlar. Yargı bağımsızlığını ve kuvvetler ayrılığı ilkesini zedeleyeceği. Bu beyanımızın dikkate alınması gerekirken onun üzerinden biz çağırdık onlar gelmedi. Konunun bu noktaya indirgenmesi ve bunun üzerinden de 2018'deki o Türkiye Babalar Birliği'nin Türkiye ibaresinin kaldırılması gerekir gibi bir söylenme, bir sopa gösterme, seçim sisteminin değiştirilmesi ya da işte başka unsurlarla ya da nispi temsile geçilmesi vesaire gibi söylemlerin adli yıl açılış töreninde konuşulması çok açıkça başka hiçbir yoruma yer bırakmaksızın baroların hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı noktasındaki taleplerinden ve tavırlarından siyasal iktidarın rahatsız olduğu ve bunu baskılamaya çalıştığı amacından başka bir anlam çıkartmak tabii ki mümkün olmuyor. Evet, peki son olarak kısaca şunu da cevaplamanızı isteyeceğim. Feyzoğlu işte daha önce iktidara muhalefet eden bir konumdaydı. Şimdi ise iktidara daha yakın duran bir konumda. Hatta bayağı bir yakın duran bir konumda. Bu konum değişikliğinin sebebi örneğin yargı reformuyla ilgisi olabilir mi bunun? Yani buradan bir beklentisi var mı Feyzoğlu'nun sizce? Görüşünüzü merak ediyorum bu konuda. Şimdi yargı reformu strateji belgesini biz de inceledik tabii ki, detaylı olarak inceledik. Yani şuna tabii katılmam mümkün değil benim. Biz siyasal iktidarla yan yana omuz omuza olursak bu reform belgesi hayata geçecek. Eğer onların isteğine haline davranırsak bu reform belgesi hayata geçmeyecek gibi bir kaygı var ise eğer, tabii ki bunu kabul etmek mümkün değil. Evet. Yani Türkiye'nin insan hakları noktasında ASAY'la güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükler noktasında ihtiyacı olan yasal düzenlemelerin yapılması için bir şekilde bağımsızlığını koruyan baroların biat etmesi gibi bir zorunluluk öngörülüyorsa zaten bu strateji belgesinde adı reform olan bu belgenin aslında bir reform değil, içi boş, tamamen siyasal iktidarın bağımsızlığını yitiren iddia ve karar mekanizmalarının yanına aynı zamanda bağımsızlığını yitirmediği için halen bu ülkede iyi şeyler olmasını isteyen, bu ülkenin bir hukuk devleti olmasını isteyen bağımsız savunmayı da çekme gayretinden ibaret olduğu ortaya çıkacaktır. Bunun çünkü başka türlü izahı mümkün değil. Bir reform diyorsunuz ki isim çok iddialıdır, reform belgesi. Ama barolar bizim istediğimiz noktaya gelirlerse biz ancak bu reform belgesini çıkartacağız. Eğer düşünce buysa, eğer Türkiye Barolar Birliği'nin Sayın Başkanı bu korkuyla hareket ediyorsa bu çok çok vahim bir tablodur Türkiye açısından. Peki somut olarak soracağım, kişisel olarak bir beklentisi var mı Feyzoğlu'nun bu konudan? Bu konuda bir yorumunuzu alabilir miyim? Hiçbir bilgim yok. Evet. Peki. Hiçbir bilgim.